Merhaba sevgili arkadaşlar, 6. sınıf öğrencilerimiz hepimize merhabalar. Kolay gelsin, çalışmalarınıza başarı diliyorum. Sayfa 29'da bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Dinlemeden önce soruları cevapla. Sorularımız şunlar. Do you think you have a healthy breakfast every day? Why and why not? Sabahları kahvaltıda sağlıklı bir kahvaltı yaptığınızı düşünüyor musunuz? Neden? Neden değil? Neden sağlıklı bir kahvaltı yaptığını düşünüyorsun? Neden düşünmüyorsun? Look at the menus and listen to the dialogue. Who likes which cafe right under the menus? Which cafe right under the menus? Şimdi biz bir dinleme yapacağız. Dinlemede şuradaki Daisy Cafe ya da Rose Cafe ile alakalı bilgiler verilecek ve kişilerin isimleri de olacak. Biz kafelerin altına hangi kişi bu kafeyi seviyorsa onu yazacağız. Kafelerle alakalı biraz bakacak olursak, breakfast menü Daisy kafede waffles var, paninis var, kafi var, eggs var, juice var. Rose kafede ise breakfast menü var, side orders var, yani yan siparişler, tost gibi, pancake gibi, kahvaltı pastaları var, mesela ev yapımı çikolatalı kek gibi, taze fırında pişirilmiş muffin gibi. Cheesecake gibi ve içecekler var. Iced tea'ler ve burada sıcak olarak sıcak çikolata, yeşil çay gibi birkaç tane de çay şeyi var. Şimdi biz dinleme metnimizi açalım, dinleyelim. Dinledikten sonra eğer anlamazsanız dinleme metnini tekrar geri sarıp dinleyebilirsiniz. 2, 3, 4, 5 kaç defa dinlemeniz gerekiyorsa daha sonra zaten her seferinde yaptığımız gibi metnimizi de açacağız. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. I'm very hungry, Tom. Let's go to a cafe and have breakfast. Great idea. Let's go to Rose Cafe. They make delicious pancakes. But I want to eat a toast. Let's go to Daisy Cafe. They make toasts at Rose Cafe too. We can have potatoes and chocolate cake too. I want to have nutritious food, Tom. I don't want to eat unhealthy or junk food. Daisy Cafe has healthy juices. I want to drink detox juice. You can have some salmon panini and tomato juice. Oh no, I hate salmon panini and tomato juice. I want to have muffins with chocolate. Are you kidding? They are very unhealthy for breakfast. Listen, let's go to Daisy Cafe. I'm sure we can find something delicious and healthy for you. Okay. Evet, dinleme metnimiz bitti. Burada siz yine dinleme metnini tekrar dinleyebilirsiniz. Geri sarıp. Daisy Cafe ile Rose Cafe arasında şuradaki kişilerin isimlerine bakacak olursak Sarah ve Tom var. Sarah ve Tom konuştuğunda Sarah Daisy Cafe'ye gitmeyi istiyor. Rose da şeyde Tom da Rose Cafe'ye gitmeyi istiyor. Şimdi neden olduklarına bir bakalım. Sarah, I'm very hungry, Tom. Let's go to the cafe and have a breakfast. Çok açım Tom. Hadi bir kafeye gidelim ve kahvaltı yapalım. Tom da demiş ki, great idea. Let's go to the Rose Cafe. They make delicious pancakes. Harika fikir. Hadi Rose Cafe'ye gidelim. Onlar muhteşem pankekler yapıyorlar. Yani krepler yapıyorlar. Sarah da cevap olarak diyor ki, but I want to eat a toast. Let's go to the Daisy Cafe. Fakat ben tost yemek istiyorum. Hadi Daisy Cafe'ye gidelim. Tom da devam ediyor. They make toast at Rose Cafe too. We can have potatoes and chocolate cake too. Onlar Rose Cafe'de de tost yapıyor. Biz patates ve çikolatalı kek de yiyebiliriz orada. Sarah devam ediyor. I want to have nutritious food, Tom. I don't want to eat unhealthy or junk food. Daisy Cafe has healthy juices. I want to drink detox juice. You can have some salmon panini and tomato juice. Evet, Sarah devam etti. Ben besinli, yani yediğim zaman vücuduma faydası olacak yiyecekler yemek istiyorum, Tom. Ben sağlıksız ve çöp yemeği yemek istemiyorum. Daisy Cafe sağlıklı içeceklere sahip. Ben detoks suyunu içmek istiyorum. Aynı zamanda biraz salmon, yani somon balığı. Panini ve tomato juice, yani
domates suyu yemek istiyorum ya da içmek istiyorum. Have çünkü have ikisi de içinde kullanılır. Tom da diyor ki, oh no, I hate salmon panini and tomato juice. Oh hayır, ben nefret ediyorum bu ikisinden. I want to have muffins with chocolate. Ben çikolatalı muffinler yemek istiyorum. Are you kidding? Şaka mı yapıyorsun? They are very unhealthy for breakfast. Kahvaltı için çok sağlıksızlar onlar. Listen, let's go to the Daisy Cafe. I'm sure you can find something delicious and healthy for you. Dinle. Hadi Daisy Cafe'ye gidelim. Ben eminim ki sen lezzetli ve sağlıklı bir şeyler bulabileceksin kendin için, senin için. Tom da tamam demiş. Bu şekilde arkadaşlar buradaki menüleri değerlendirebildik ve Daisy kafede neler var, Rose kafede neler var bununla alakalı da ifadelerde bulundu. Tekrar dinle dedi ve true ve false olanları işaretle dedi. Ben şimdi bunu çevirdiğimiz için bir daha çevirmeye gerek kalmayacak. Tom pankekleri sevmiyor. Öyle mi? Tom pankekleri sevmiyor. Bakalım. Tom şurada baktığımızda ben diyor salmon panini sevmiyorum. Muffin yemek istiyorum. Pankek sevmiyorum diye bir şey söylememiş. O yüzden buraya false diyoruz. Sara kahve içmek istiyor. Doğru mu? Sara ne içmek istiyor? İçeceklerden bakalım. Detox juice içmek istiyor. Dolayısıyla kahve içmek istiyor ifadesi yanlış. Tom sağlıksız yiyecekler yemek istiyor. Sağlıksız. Ne demişti Sara? Şaka mı yapıyorsun? Onlar çok sağlıksız. Sağlıksız olanlar ne? Muffin. Çikolatalı muffin. Dolayısıyla çikolatalı muffin sağlıksız olduğu için Tom'un sağlıksız yemek istediğini söyleyebiliriz. Sara besinli yiyecekler yemek istiyor. Bu da tabii doğru cevaplarımızdan bir tanesi. Konuşma bölümümüz var. Which cafe in activity 11 do you prefer? Why and explain briefly? Aktivite 11'deki yani bir önceki dinleme metninin olduğu şuradaki aktivitedeki menülerden kafelerden hangisini tercih edersin? Neden? Kısaca açıkla. Mesela I prefer Daisy Cafe because I like muffin gibi. But I don't like Rose Cafe. I think it is unhealthy. Diyebilirsiniz. Ya da şöyle. I prefer Daisy Cafe because I like it. I like şurada yiyecek ismi. But I don't like chocolate. I think it is unhealthy diyebilirsiniz. Buraları geçtikten sonra arkadaşlar resimli bir bulmacamız var. Birincisi hatırlarsanız kafeydi. Kafe. İkincisi sausages. Üçüncüsü kruvasan. Dördüncüsü bagel. Beşincisi apple juice. Burada elma olduğu için apple juice diyebiliyoruz. Orange olsaydı orange juice Altıda jam var. Reçel biliyorsunuz. Yedide yumurta. 8'de pancakes. 9'da cereal. Cereal çok fazla geçmedi ama yine de bilmemiz gerekiyor. Eski ilk sayfalarda geçti yani. Mısır gevreği diyebiliriz. Ya da tahıl gevreği. 10 numaraya baktığımızda muffin, cupcake'ler. 11'de butter, yağ ve 12'de de süt var. Resimlerle eşleştirdiğimizde. Before you read, answer the question. What do you like eating at breakfast? Okumadan önce soruyu cevapla. Kahvaltıda ne yemeyi seversin? Sevmek, yemek. Bu ana fiil olduğu için yemeği seversin oldu. Berna ve Bruce'un tercihlerini oku kahvaltı için ve onları kahvaltı resimleriyle eşleştir. İsimlerini yaz. Hi, I'm Berna. I like egg, butter, jam, honey, cheese and olives at breakfast. Bu var mı? Baktığımızda. I like pastrami, tomatoes and cucumbers with bread and bagels too diyor. O zaman burasının tamamı var. Dolayısıyla Berna şuraya gelmesi lazım. Bruce da diyor ki,
Hi, I'm Bruce. I like croissant, butter, jam, and boiled eggs at breakfast. I drink orange juice or tea with milk. Yani İngiliz vatandaşların genel olarak sütlü çay içmeleri meşhur olduğu için kahvaltıda da bu şekilde bunu da Bruce için söyleyebiliriz. Berna neler sevmişti peki? Neler yemeyi istiyordu? Ben yumurtayı, yağı, reçeli, balı, peyniri, zeytini yerim kahvaltıda. Pastırma, domates ve salatalık, ekmek ya da bagel'la yani simitle. Ben çay içerim diyor. Metni oku. Kim kahvaltıda zeytini seviyor? Burada zeytin var mı? Yok. Burada var mı? Var. O halde Berna diyeceğiz. Does Berna have croissant at breakfast? Berna kahvaltıda croissant yiyor mu? Croissant burada vardı. Dolayısıyla no, she doesn't. Üçüncü sorumuz olarak who drink tea? Who drinks tea with milk? Süt ile kim çay içiyor? Tabii ki de Bruce. Dördüncü sorumuzda da what do Berna and Bruce both like? Bu kelime önemli arkadaşlar. Pek çok 7. 8. sınıftaki sorularda da öğrencilerimizi katakulliye getiren bir kelime. Both, her ikisi demek. Berna ve Bruce, her ikisi. Berna ve Bruce'un her ikisinin sevdiği şey ne? Ortak noktaları ne? Baktığımızda şöyle kahvaltılarında ortak ne var? Ortak bakıyoruz. Onlar butter, egg, tea seviyor diyor. Tea tabi burada ne tür bir tea olduğu da önemli. Burada sütlü çay diyor. Burada normal çay diyor. Egg var mı? Burada egg var. Burada da egg var. Butter var mı? Butter var. Butter var. Yazılmamış olan bir şeyler daha var. Jam var. Jam var. Burada cheese var mı? Cheese yok. Meyve suyu burada var mı? Burada da meyve suyu yok. Evet, bu bölümü de böyle geçiyoruz. Konuşma bölümü var. Konuşma bölümünde sadece ne yazdığını söyleyip biraz fikir vereceğim. Look at the breakfast pictures below. Aşağıdaki kahvaltı resimlerine bak. Which one do you prefer? Why? Hangisini tercih edersin? Neden? Talk about the food you like or dislike. Sevdiğin ya da sevmediğin yiyecek hakkında konuş demiş. Şöyle bir cümle gelebilir. I prefer the breakfast in number 3 because I like orange juice, I like tea, I like to eat toast, I like croissant, I also like cereals with milk, I want to eat honey diyebiliriz. Böyle bir kahvaltı seçimimizi söyleyebiliriz. Şarkı zamanı demiş. Burayı dinleyeceğiz. Ondan sonra da tabii cümle cümle çevireceğiz. Ondan sonraki bölüme de devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şarkımızı dinleyelim. Şarkımızı da dinledik. Zeytinleri sever misin? Evet, zeytinleri severim. Meyveleri sever misin? Evet, meyveleri severim. Sosisleri sever misin? Hayır, sosisleri sevmem. Neyi seversin? Neyi seversin?
Neyi seversin, neyi seversin? Dört kez tekrar etmiş. Ben besinli yemekleri severim. Çöp yemekleri sevmem. Abur cubur yani. Çünkü junk kelimesini daha önceden bahsetmiştim. Junk çöplük için kullanılıyor. I like nutritious food, not junk food. Yine besinli yiyecekleri severim. Çöp yemekleri yani abur cuburu sevmem. Evet sevgili arkadaşlar, 30. sayfada bir alıştırma ve okuma ve yazma bölümümüz var. Türkiye'ye siz dolduracaksınız. Bakalım. Look at the typical breakfast menus from the different countries. Farklı ülkelerden kahvaltı menülerine, tipik kahvaltı menülerine bak. Prepare a menu for Turkey. Türkiye için bir kahvaltı menüsü hazırla. And write the food and drinks. Yiyecek ve içecekleri yaz. You can draw or stick pictures. İstersen elinle buraya çizebilirsin o kahvaltı malzemelerini. İstersen de resim yapıştırabilirsin. Stick yapıştırmak. Resim yapıştırabilirsin. Almanya'da neler varmış? Bakalım Almanya'da ne tür yiyecekler var? Cheese, butter, jam, salami, bread, tomatoes, cucumber. İngiltere'de neler var? Egg, sausages, beans, mushroom and Fransa'da neler var? Croissant, coffee, honey, jam, chocolate var. İtalya'da neler var? Latte, bread or rolls. Yani rolls dediği şu oluyor. Türkiye'de de arkadaşlar istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Muhtemelen bizimki daha zengin çıkacaktır. Gelelim sayfa 34'teki junk food yani abur cubur bölümüyle besinli gıdalara. Aktivite 20'deki menülere bak ve listeyi doldur demiş. Besinli ya da junk food olanlarla. Burayı siz aktivite 20 dediğimiz şurası. Şuraya, şuraya ve buraya bakıyorsunuz. Bunlara bakıyorsunuz. Sizce hangisi sağlıklıysa nutritious bölümüne, hangisi sağlıksız ve gerçekten çöp gibi yiyeceklerse, enerji vermeyense onları da buraya yazıyorsunuz. Zararlıysa buraya yazıyorsunuz. Speaking bölümü var. Aktivite 21'deki aktivite 21'deki yiyeceği kullanarak diyaloglar yap. Örnek. Biraz sosis ister misin? Hayır, teşekkürler. Ben çöp yemeği sevmiyorum. Peki peynir ve zeytin yemek ister misin biraz? Tabii ki. Ben besinli gıdaları severim. Yani şu bölümü bu şekilde kullanacağız. Buraya besinli gıdaları, buraya junk foodları yazınca böyle diyaloglar yapabileceğiz arkadaşımızla. Arkadaşına gideceksin, soracaksın. Diyeceksin ki, Do you want some croissant? No thanks. I don't like junk food. Croissant da junk food'a girer arkadaşlar. Sayfa 35'te bütün yiyeceklerin arkalarında yer alan bir bölüm var. Türkçe'ye baktığımızda besin değerleri diye geçiyor. İngilizce'de de nutrition facts kelimesi olan bir etiketimiz var. Okumadan önce soruyu cevapla. Do you think chocolate is nutritious or junk food? Çikolatanın besinli mi yoksa junk food olduğunu mu düşünüyorsun? Sizce hangisi arkadaşlar çikolata? Çikolata besinli bir gıda mı? Baktığımızda I think chocolate is junk food diyebiliriz. Bence de doğru. Junk food zaten içine çikolata, kola, patates cipsi, normal cipsler bunları alan bir yemek grubu. Çikolata paketinin etiketini oku. Label etiket demek. Çikolata paketinin etiketini oku ve soruyu cevapla. Is there any fat in it? İçinde hiç yağ. Fat yağ demek. Hiç yağ var mı? Var mı? Bakalım. Evet var. Nerede yağ var? Şöyle baktığımızda total fat var. 10 gram toplamda yağ var. Trans fat yok ama saturated fat yani tuzlanmış yağ var. Burada karbonhidratlarda baktığımızda sugar var 28 gram. Protein var, sodyum var. Kolesterol %0 gösteriyor. Kalori de 223 göstermiş. İçindeki malzemeler çikolataya bakacak olursak kakao, coconut sugar, cocoa butter, organic ingredient. Kakao, kakao şekeri, coconut şekeri, kakao yağı ve organik malzemeler demiş. Şimdi burayı tekrar oku ve true false yaz demiş.
Diyor ki, there are a lot of calories in a bar of chocolate. Çikolata, bir bar çikolatada, yani o bir kap çikolatada çok fazla kalori var. Kaloriye bakıyoruz, 223 kalori. 223 kalori çok mu? Çok. Bir bar için. Çok fazla şeker var içinde. Şeker 28 gram. 28 gram toplamda 45 gramlık bir bölümde. Bakın 45 gram bir bar demiş. 45 gramlık bir şeyde 28 gram bayağı büyük bir rakam şeker için. It is nutritious. Besinli mi? Tabii ki hayır. Pek çok protein var içinde. Protein 2 gram. 45 gramda 2 gram çok mu? Tabii ki de false diyebileceğimiz, hayır diyebileceğimiz bir şey. Label'ı unutmuyoruz. Label etiket demek. Burada işimize en çok yarayacak şeyler arkadaşlar. Bir kere there is ve there are yapısı. There is ve there are var demek. Çoğul olduğunda there are. Calories mesela çoğul. O yüzden there are kullandım. Sugar da sayılamadığı için there is kullandım. Burada da protein sayılamadığı için yine there is kullandım. 35'e geldiğimizde çizme ve yazma bölümü var. Diyor ki bazı paketlenmiş gıdaları düşün. Buraya çiz ve etiketini yaz diyor. İstersen bir tane meyve suyu al bir marketten. Onu buraya elinle çiz. Sonra arkasına bak. Arkasındaki besin öğelerini buraya doldur. Yaz. Sayfa 36'da ödev verilebilecek, görevlendirme olarak verilebilecek bir aktivite. Kahvaltını, kahvaltı yiyeceklerini kategorize et ve içeceklerini bir posterde. Mesela yiyecekler, içecekler, yiyecekler bunlar, içecekler bunlar şeklinde. Birlikte çalış, bir role play yap, yani bir tiyatro gibi oyna. Sevdiğin ve sevmediğin yiyeceklerden bahset. Do you like cereals? Mısır gevreğini sever misin? No, I don't like cereals. Hayır, sevmem. What do you like for breakfast? Kahvaltı için neyi seversin? I like bagels, butter and honey. What about you? Ben bagel'lar yani simidi, yağı ve balı severim. Senden ne haber? Sen neyi seviyorsun? I like bilmem ne deyip burada istediğin şeyi söyleyebilirsin. Bu bölümler asıl önemli olan bölümler aslında. Ama tabii yüz yüze yapamadığımız için dersimizi size bu konuda herhangi bir soru soramıyoruz. Evet, burada kendini değerlendirme bölümü var. Burayı da okuyup anlayıp anlamadığınızı değerlendirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, 6. sınıf için 2. ünite olan Yummy Breakfast ünitesi burada sona eriyor. 3. ünitede karşılaşmak dileğiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.